Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Degrade hırka yapacağım, inşallah Allah izin verirse. 1,5-2 yaşa göre nakal sıra ip aldım, 3 tane. İkisini bir edip sardım, bir tanesini bıraktım. Aynı şekilde aynı marka, aynı ipten krem rengini aldım ve yine ikisini sardım, bir tanesini bıraktım, sonra kullanacağım. Bu hırkamız için 75 tane 4,5 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Misinalı 4,5 numara şiş kullanıyorum ve 75 tane ilme attım buraya. Şimdi ilmelerimizi ben şu şekilde vermek istiyorum, Allah izin verirse. Şöyle şurayı yaka olarak düşünürsek arkadaşlar, çünkü sayılar çok soruluyor. 17 tane ön için arkadaşlar. Şu arada arttırma yerleri, gizli artma yapacağız. 2 tane ara artmalarımız var. Artmadan sonra tekrar 17 ilme arka için, tekrar artı 2 tane ara ilmemiz var ve tekrar 17 ilme daha atacağız. Bak, 17'den sonra şuraya 8 ilme kullanacağız. Evet, 17 ön, 2 tane artma, 8 tane de kol için, 8 artı 17 ilme arka için, 8 kol. Şu 8 arasında 2 tane ilmemiz var, 2 arada ilmemiz var. 17 tane ilme arka için, tekrar artı 2 tane artmalar için, ön, arka ve kol için, tekrar 8 ilme arkadaşlar. Şu şekilde anlatayım. 8'den sonra artı 2 tane daha şeyimiz var, artma yerimiz var. Bundan sonra 17 ilme ile bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın, 17 ilme ile başlıyoruz, 17 ilme ile de bitiriyoruz. Arkamız 17 ilme. Bakın şurada 17 ilmemiz var. Şöyle alta tekrar yazayım. 17 ön, artı 2 artma yerimiz, artı 8 kol için, artı 2 tane tekrar artma için, 17 tane arka için arkadaşlar. Şura ön, şu 8 kol, 17 arka, arkadan sonra 2 tane artma yerimiz var, tekrar 8 ilme kol, artı 2 ilme ara ilmemiz, artma ilmemiz ve 17 ilme diğer ön. Evet, toplamda 75 ilme arkadaşlar, 75 ilme atıyoruz. Bu 75 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Aynı tarif ettiğim gibi tek tek bunları bir sıra gidip geleceğim ben. Şu sırayı öreceğim. Şu sırayı ben haroşa olarak 2 kat ettiğim için 4,5 numara şişle rahatlıkla örülüyor. Bakın burası. Ben bir gideyim geleyim, inşallah bu sırayı tamamlayayım, tekrar sizinle anlatayım. Evet arkadaşlar, ben bir sıra gidip geldim. Şimdi ilmeleri attıktan sonra bir sıra ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Bakın, şu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ilmeği attım arkadaşlar. Bakın 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 17. Bir tane gizli artma yapıyorum arkadaşlar burada. 2 tane yine örüyorum. Bu artma yerlerimi ben aparat takacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi 17'nin yanına bir tane arttırdım, 2 tane örüyorum, tekrar bir tane daha aparat takıyorum buraya ve bir tane daha arttırıyorum, artma yapıyorum. Şimdi burada 8 tane kol için çalışacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 taneden sonra bir tane arttıracağım arkadaşlar ve tekrar bir tane daha aparat takıyorum buraya ve 2 tane örüyorum. 1 2, bir tane daha arttırıyorum. Şimdi bu arkasını yapacağım. 17 tane öreceğim. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bir tane arttırıyorum, tekrar bir tane daha aparat takacağım. Evet arkadaşlar, aparatımı taktım, bir tane arttırdım. Şimdi 2 tane yine haroşa öreceğim, tekrar bir gizli artma daha yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 8 tane ilmek öreceğim. 2 3 4 bir tane kaçırmışız. 4 5 6 7 8. Tekrar sayayım. 2 4 6 8. Evet, şimdi buradan bir tane daha gizli artma yapıyorum. Bu kol için arkadaşlar bir tane daha aparatımı koyuyorum. 2 tane düz örüyorum, 2 tane örüyorum, ters örüyorum tabii ki. Tekrar bir tane daha artma yapıyorum, gizli artma yapıyorum. Ben artışlarımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi 17 tane ilmeğiyle bitireceğim arkadaşlar. Bu ön olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 arkadaşlar. 17. Bu sırayı tamamen haroşa olarak, şu ön kısım düz gitsin diye bu sırada örmeden alıyorum şu ilk ilmeği ve bu sırayı tamamen haroşa olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadan örüp geldim. Şimdi şu ilk ilmeğimizi arkada örüyorum, bu sırada örmüyorum, örmeden alıyorum. Tekrar ilik eviniz 6 sırayı tamamladıktan sonra 7. diş haroşadan sonra koyacağım arkadaşlar. Şu gizli arttırmamızı 17 tane arttıracağım. Bak şimdi 1 ve 2 oldu. Evet, şu ilmemiz arttırdığımız ilmemiz arkadaşlar. Bak, şu 2 giden sabit. Şimdi bir tane arttırıyorum. Zaten belli bir müddet sonra bu kendini belirleyecektir. Aparat bile kullanmanıza gerek kalmayacak. Şu şekilde geçiriyorum. Evet. Şimdi bu şekilde Ben artmalarımı yapacağım. 6 sıra olunca şu haroşalarımız 6 sıra olunca ilik evini beraber açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Degrade ve hırkayı örmeye devam ediyorum. Şu anda ben 6 sırayı tamamladım. Bakın 2 4 6 sıra oldu. Ve şimdi ilik evi açacağım. Bu 7. sıradayım. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Şöyle yapayım tam gözüksün. 1 2 3 4 2-4 tane ilmeden sonra 2-4 başına bir tane atıyorum, bir tane kesiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Bu 9 ve 10. ilmeği 8'den sonra arkadaşlar, bakın 2 4 6 8 bir tane arttırıyorum ve bir tane kesiyorum. Şu anda 2 tane ilik evim oldu ve artmalarıma devam edeceğim. Ne kadar öreceğim? Şurayı 12 diş haroşa oluncaya kadar öreceğim. Bir ikinci ilik evimi açacağım. Şuradaki artmam ise 17 tane olacak arkadaşlar. Şişim 4,5 numara şiş. 2 nakonun astrası, 3 tane krem rengi, 3 tane de mavi aldım, petrol mavisi arkadaşlar. Toplamda 6 tane ipim var ve örmeye devam ediyorum inşallah. Evet arkadaşlar, ben 11 sıra ördüm, 12 sırayı ve 18 tane artma yaptım. 17 arttıracaktım, biraz küçük geldi robo, onun için bir tane daha arttırdım. Ve şimdi kol ayırdımını yapacağım. Diğer sırada ise ilik evini açacağım arkadaşlar. Şuradan ipimi kesiyorum. Evet, ipimi aldım ve şu iplerimi arkaya alıyorum arkadaşlar, şu şekilde ve haroşa olarak örüyorum. Ben bu sıra kol ayırdımını yapacağım ve kolları öreceğim arkadaşlar. Artma işlemini bitiriyorum. Kollarımı öreceğim. Bir sıra sonra şurada bir tane ilik evi daha açacağım. Şurada. Evet. Şu şekilde. Şimdi burada 2 tane ilmemiz vardı arkadaşlar. Şu artma işlemini yapmıyorum bu. Şuradan bir tanesini şu anda kola geçtim. Kolu öreceğim. Başa geleyim, tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, şu 2 tane ilmemiz vardı. Bu 2 tane ilmenin birini kola, birini arka bedene ilave ettim. Şimdi aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. 10 sıra haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Şu an kolu örüyorum. 10 sıradan sonra bir sağdan bir soldan aynı şekilde kesme yapacağım. Şu anda şimdi kolda 46 tane ilmeğimiz var. İlmeği 10 düş 10 sıra vereceğim. Şuradan evet. Şimdi tekrar sayıyorum. Evet arkadaşlar, ben 10 sıra yaptım. Bakın 2 4 6 8 10 sıra. Bu 11. sırada bir tane kesiyorum. Her 10 sırada bir 3 defa keseceğim. Ve 21 sıra bu şekilde 21 sıradan sonra beyazı çıkartacağım arkadaşlar. Tek renge düşüreceğim. Evet. Ve kolu bu şekilde 40 sıraya tamamlayacağım. 40 diş haroşa yapacağım. Biraz daha şey olsun istiyorum. Katlaması biraz daha fazla olsun istiyorum. 4,5 numara şişle örüyorum arkadaşlar. Şu an ben 6 tane ip aldım. 3'ü krem, 3'ü de turkuaz mavisi. Ve 75 ilmeğiyle başladım. 18 defa arttırdım. Şurayı da şöyle yapayım da. Evet. Şimdi 10 diş daha öreceğim. Bir tane daha keseceğim. Evet arkadaşlar. Kolumuzun 20 sırasını ben tamamladım. Şu anda tekrar ip bağlıyorum. Düz rengime geçiyorum. Şu şekilde bağlayıp ...36 örecektim ama 40 sırayı tamamlayacağım. Küçük olsun istemiyorum çünkü. Her 10 sırada bir kesiyorum. 3 defa 2'yi kestim arkadaşlar. Bir defa daha keseceğim. 10 sıra sonra bir defa daha keseceğim. Yani 40 ilmemiz kalacak. 46 ilmeğiydi ya. 40 ilmemiz kalacak. Evet. Şimdi bu 20 sırayı da tamamlayayım. İnşallah tekrar kesimimizde size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben kolumu tamamladım. Bakın 3 tane kesme yaptım. Her 10 sırada bir 3 kesme yaptım. Bakın 1, 2, 3 tane kesme yaptım ve 40'ta tamamladım. Şekil göstereyim. Evet, şimdi diğer kolumu da bitirip ben tekrar size göstermek istiyorum. Ondan sonra beden ve kapşon olarak çalışacağım inşallah. Şimdi evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.